İyi günler. Bu derste Visual Studio Tools for Office ile bir Excel projesi oluşturmayı göreceksiniz. C# veya Visual Basic ile Office SharePoint proje şablonlarına baktığınızda Excel 2013 veya 2016 için çalışma kitabı, şablon veya eklenti projeleri oluşturabildiğinizi göreceksiniz. Eğer niyetiniz kodlar içeren ve kendi üzerinde işlemler yapan bir çalışma kitabı oluşturmaksa, çalışma kitabı projesi türünü tercih edeceksiniz. Eğer bir kurum içinde ortak özelliklere, ortak stillere sahip bir şablon oluşturmayı düşünüyorsanız, o zaman bu şablona dayalı çalışma kitaplarının paylaşacağı kodları bir şablon projesinde ekleyebilirsiniz. En genel amaçlı proje türü ise eklenti projesi türüdür. Bu tür bir projeyi oluşturduğunuzda o projenin kurulum dosyasını alıp da kendi bilgisayarlarını kuran kullanıcılar tüm Excel çalışma kitaplarında sizin kodlarınızdan yararlanabilir. Biz bu ilk denemede bir çalışma kitabı projesi oluşturacağız. Bunun da adına diyelim kitap proje 1 olsun. Bundan sonraki aşamalar dilin türüne bağlıdır. Bir Excel çalışma kitabı projesi oluştururken yine Word projelerinde olduğu gibi yeni bir boş kitapla başlama veya var olan bir kitapla başlama seçeneği ekrana gelecektir. Siz yeni bir kaynak kitapta kendiniz içerik oluşturacaksanız kodlarla bir boş çalışma kitabı projesi oluşturma yoluna gidebilirsiniz. Biz burada öyle yapıyoruz. Projeyi oluşturduğunuzda kaynak çalışma kitabının normal Excel görünümü ekrana gelecektir. Bu tasarım görünümüdür. Burada yine elle düzenlemeler yapabilirsiniz. Çözüm organizasyonda ise çalışma kitabına ait bir kod dosyası, bir de boş ya da var olan çalışma kitabının sayfalarına ait kod dosyaları olacaktır. Çalışma kitabına ait kod dosyasında çalışma kitabını temsil eden This Workbook diye bir sınıf tanımı olacaktır. Eğer çalışma kitabı ekrana geldiğinde, yani yüklendiğinde işleme konacak bazı kodlarınız varsa onlara kendinize ait bir fonksiyonu yazabilirsiniz. Ve çalışma kitabının yüklendiğini bildiren startup fonksiyonundan o fonksiyonu çağırdığınızda onlar çalışma kitabının açıldığında işleme konacaktır. Kodlarınız tüm çalışma kitabını, yani birden fazla çalışma sayfasını ilgilendiriyorsa o zaman çalışma kitabının kod dosyasına koyun o kodları. Ama sadece belli bir sayfa üzerinde işlem yapacak kodlarınız varsa onları da sayfa açıldığında startup fonksiyonundan çağrılarak devreye giren bir fonksiyona ekleyebilirsiniz.